Merhaba sevgili arkadaşlarım. İkinci dönemin birinci yazılarıyla videolarımıza başlıyoruz. Bu 12. sınıf inkılap tarihi dersinin ikinci dönem birinci yazılı birinci videosu. İkinci bir videoda çekeceğiz arkadaşlar Allah'ın izniyle. Evet başlayalım sevgili arkadaşlarım. Öncelikle 20 puanlık bir boşluk doldurmayla başlıyoruz. Sorularımızın hepsini çözdüğümüzde toplamda 100 puan değerinde bir puan alacağız. Evet İlk bölümümüzde 20 puanlık boşluk doldurma var. Evet Ne diyor? Kapitülasyonlar nokta nokta ile kaldırılmıştır. Şimdi Cumhuriyet'in ilanından önce, biliyorsunuz milli mücadeleden sonra ne yapıldı? Milli, milli mücadeleden sonra Lozan Barış Antlaşması imzalandı ve kapitülasyonlar tamamen ne ile kaldırıldı? Lozan Lozan Antlaşması. Evet, kapitülasyonların Lozan Barış Antlaşması ile kaldırıldığını bilelim arkadaşlar. Evet, ne diyor? 13 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen tek maddelik yasa ile nokta nokta Türkiye'nin başkenti olurken şimdi başkentten kastı o zaman ne olması lazım? Ankara Ankara Olurken 29 Ekim 1923'te nokta nokta ilan edildi. Ne ilan edildi kardeşlerim? Cumhuriyet. Evet buraya da Cumhuriyet. Cumhuriyet ilan edildi. Evet devam edelim. ABD nokta nokta baskını ile 2. Dünya Savaşı'na girmiştir. Bu arkadaşlarım Pearl Harbor baskını. Evet, devam edelim. Cumhuriyetin ilanı ile ilk Cumhurbaşkanımız nokta nokta olurken ilk Başbakanımız nokta noktadır diyor. Cumhuriyetin ilanını biliyorsunuz ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk. İlk Başbakanımız kim? İsmet İsmet İnönü. İlk başbakanımız İsmet İnon, İnönü. Evet devam edelim. Nokta nokta isyanı ile nokta nokta isyanı layık cumhuriyete yönelik tehditlerdir. Evet ilk arkadaşlarım rejim karşıtı, cumhuriyet tarihinin ilk rejim karşıtı isyanı hangisidir? Şeyh Said isyanıdır. Şeyh Said isyanı. Bir isyanımız daha var kardeşlerim. O da Menemen olayı. Menemen isyanı. Menemen. Biliyorsunuz İzmir'in Menemen ilçesinde çıkan bir isyan bu rejim karşıtı bir isyan olarak karşımıza çıkmıştı. Evet devam edelim. Türkiye'nin ilk muhalefet partisi nokta noktadır. Hangisidir kardeşlerim? Türkiye'nin ilk muhalefet partisi Terakkiperver. Terakkiperver. Cumhuriyet Fırkası. Şimdi e, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası biliyorsunuz e, ilk muhalefet partisidir ve aynı zamanda nedir arkadaşlarım Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşları baş, e, başını Kazım Karabekir Paşa'nın çektiği silah arkadaşları tarafından e, oluşturulmuş bir partidir. Bunu unutmayın kurucularını sorarsa da Kazım Karabekir olarak liderini yazabilirsiniz. Evet Türkiye Cumhuriyetinin ilk partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bu da yine sınavlarda sık sık gelebilecek sorulardan bir tanesi. Evet sevgili arkadaşlarım şimdi burada 20 puanlık bir bölümdü burası. 20 puanımızı bu şekilde almış olduk. Şimdi geliyoruz. Burada da arkadaşlarım 20 puanlık doğru yanlış bölümü var. Doğru yanlışlara bakalım. Evet bir eğitim inkılabının temel amacı Türk eğitim sistemini milli ve çağdaş bir seviyeye çıkarmaktır. Doğru mu? Evet arkadaşlar, doğru. Buraya D'yi koyalım. 26 Aralık 1925 tarihinde takvim değişikliği yapılarak miladi takvim yerine hicri takvim kullanılmaya başlanmıştır. Sevgili arkadaşlarım bu yanlış. Çünkü hicri takvim yerine zaten miladi takvim gelmişti. Mustafa Kemal'e suikast girişimi İzmir'de olmuştur. Evet, doğru arkadaşlarım. 29 1929 dünya ekonomik bunalımı Kara Perşembe denilen olayla başlamıştır. Bu da doğru kardeşlerim. Çağdaşlık Atatürk ilkelerindendir. Bakın Atatürk ilkelerin içerisinde çağdaşlık diye bir ilke yoktur arkadaşlarım bu yanlış. 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanıyla Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı seçilmiştir. Bakın burada bir kelime oyunu yapılmış. Ee, i̇lk başbakan değil ilk cumhurbaşkanı olacak. 1923-1930 yılları arasındaki İngiltere ile başlıca sorunumuz Suriye sınırının tespitidir. Yanlış arkadaşlarım Suriye sınırının tespiti noktasında bizim sıkıntı yaşadığımız ülke İngiltere değil Fransa. Bizim İngiltere ile başlıca sorunumuz Musul meselesi. Devam edelim. Soyadı kanunu Atatürk ilkelerinden halkçılık ilkesinin bir gereğidir. Evet doğru çünkü e, halkçılık ilkesi eşitlikle alakalıdır. Soy isimlerinde eşitliğe aykırı. Ünvanların vesaire bulunması halkçılık ilkesiyle bağdaşmaz. Bu yüzden soyadı kanunu çıkarılmıştır. Laiklik devlet yönetiminde din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır. Doğru kardeşlerim. Son e, doğru yanlışımız tarımsal üretimi artırmak, köylünün kalkınmasını, devletin yardımcı olmasını sağlamak için 1925 yılında aşar vergisi kaldırılmıştır. Evet arkadaşlarım bu da doğrudur. Bu aynı zamanda nedir? Halkçılık ilkesidir. Halkçılık. Evet. Çünkü halkın e, hayrına faydasına bir faaliyet bu aynı zamanda. Evet burada kaç puanımız var? 20 puan. Evet. Ne oldu kardeşlerim? 40 puanlık bir e, soruyu cevaplamış olduk. Evet arkadaşlarım C bölümü 10 puanlık bir bölüm. E, burada yine boşluk doldurma ve bir takım soruların cevabını vereceğiz. İki savaş arasında dönemde. Dünyaya hakim olan siyasi düşünceler ve rejimler hangileridir? Yani Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki dönemde dünyadaki hakim olan düşünce akımlarını soruyor. Almanya'da ne ortaya çıkmıştır? Nazizm. Nazizm. Evet. İtalya'da ne ortaya çıkmıştır kardeşlerim? Faşizm. Faşizm. Evet. Rusya'da ne ortaya çıktı arkadaşlar? Komünizm. Komünizm. Bunlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmış İkinci Dünya Savaşı'na kadar ki ülkelerin bir takım düşünce akımları. Evet, mihver devletleri soruyor, bir de Müttefik devletleri. Bunlar biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan kutuplaşma sonucu ortaya çıkmış bloklar. Evet, mihver devletlerin başında Birinci Dünya Savaşı'nda yenilmiş çok büyük darbe almış olan kim var? Almanya var. Almanya var. Başka kim var arkadaşlarım? E, bu dönemde yine Birinci Dünya Savaşı'nda umduğunu elde edemeyen e, İtalya var. Kızgın bir İtalya. İtalya. Başka hangi devlet var kardeşlerim? Bir de ne var? Uzak Doğu'da büyük bir imparatorluk kurmak isteyen Japonya var. Japonya. Evet gelelim müttefik devletlere. Bunların karşısında kim var? Tabii aynı itilaf devletlerinde olduğu gibi İngiltere var. İngiltere var. Başka kim var arkadaşlarım? Fransa var. Fransa. Başka kim var? SSCB. Bakın daha Rus Çarlık Rusyası biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı öncesi yıkıldı ve savaş sırasında yıkıldı ve Sovyet Rusya ortaya çıktı. Başka kim var? Savaşa en son giren yine ABD olacak arkadaşlarım. Evet 10 puan şuradan aldık. 10 puan buradan aldık. Totalde bu sayfadan aldığımız puan 20. Toplamda olan puanımız ise 60 arkadaşlar. Kağıt gelirse sayfayı değiştireceğiz. Evet arkadaşlarım. Şimdi 10 puanlık bir sorumuz daha var. Aşağıdaki sorun, sorunlar ile bu sorunları yaşadığımız ülkeleri eşleştiriniz ve Devamında bir 10 puan alacağız. Bir, nüfus mübadelesi. Biz bunu kiminle yaptık arkadaşlar nüfus mübadelesi meselesini? Yunanistan'la. Yunanistan. Nüfus mübadelesi bu arada değiş tokuş demek arkadaşlar. Türkiye'deki Rumların e, Yunanistan'a, Yunanistan'daki Türklerin Türkiye'ye gelmesi demek. Burada ayrıcalıklı iki yer var. Batı Trakya'daki Türkler ve İstanbul Rumları kalacak diye de bir ne var arkadaşlarım? Madde var. Evet patrikhane sorunu. Yine bizim Yunanistan'la Yunanistan'la yaşadığımız Yunanistan ile yaşadığımız bir problem. Evet yabancı okullar meselesi aslında birçok ülkeyle var ama bu ülkeler içerisinde bir tanesi temsilci gibi davranıyor ve diğerlerinin haklarını savunuyor. Fransa var arkadaşlar. Fransa. Devam edelim. Borçlar meselesi yine biraz önceki söylediğimiz gibi birçok Osmanlı'nın borçlu olduğu devletlerle var ama temsilci yine kim? Fransa. Fransa. Evet, Musul meselesi. Bizim Musul biliyorsunuz Mısrakı Milli'de bizim e, toprağımız olarak kabul etmiştik. Peki Musul nerede? Irak'ta. Irak kimin sömürgesi? Kimin himayesinde? İngiltere'nin. O zaman bu meseleyi biz kimle yaşamış oluyoruz? İngiltere. İngiltere. Evet arkadaşlarım. Buradan da toplamda 10 puanımızı alıp devam edelim diğer çoktan seçmeli sorularımıza. Evet şimdi burada e, 6 tane sorumuz var. 5'er puandan 30 puan yapacak. Şu ana kadar 70 puan biriktirdik. Kaldı 30 puanımız. Çoktan seçmeli sorularımıza bakalım. Evet Biliyorsunuz bu tür sorularda siz 12. sınıf öğrencisiniz ama yine de uyarımızı yapalım hocanız olarak. Önce soruyu okumamız daha faydalı olur. İtilaf devletlerinin bu iki hükümeti birlikte çağırmalarının amacı aşağıdakilerden hangisidir? İtilaf devletleri Londra Konferansı'na ve Lozan Barış görüşmelerinde hem Osmanlı hükümetini hem de TBMM hükümetini davet etmiştir. Amaçları nedir arkadaşlarım? A. TBMM'yi TBMM'ye desteklemek, İstanbul hükümetine güven duyulmadığını göstermek... İki hükümet arasında görüş ayrılığından yararlanmak, demokratik bir tutum ortaya koymak, iki hükümeti uzlaştırmak. Buradaki doğru cevabımız ne olacak arkadaşlarım? Ceyhan olacak. Bunlar hem İstanbul'u hem Ankara'yı bir araya getirerek ne yapmaya çalışıyorlar? İki hükümet arasındaki ayrılıklardan faydalanmaya çalışacaklar. Evet, buradan 5 puanımızı aldık. Devam edelim ikinci sorumuza. Ne diyor? Bu durum imtiyazı devletlerin aşağıdakilerden hangisini kabul etmek istemediklerini göstermektedir. Lozan konferansının birinci döneminde uzun tartışmalara yol açan konulardan biri kapitülasyonlardır. Çünkü imtiyazı devletler kapitülasyonların devamını istiyorlardı. Kapitülasyon nedir? Bir devletin başka devletlere verdiği ticari ekonomik ayrıcalık demek arkadaşlar. Peki bunu kabul etmek istemediklerinin gerekçesini soruyor. Savaşın sona erdiğini gösterir demokratik ilkelerin gerekliliğini, uluslararası ilişkilerin önemini, ekonominin siyasal ilişkileri etkilediğini, yeni Türk devletinin bağımsızlığını. Bu durum imtiyazlı devletler devletlerin aşağıdakilerden hangisini kabul etmek istemediklerini gösterir? Ekonominin siyasal ilişkileri etkilediğini kabul etmek istemiyorlar. Yani ben Siyasi olarak bağımsız olmuşum, ekonomik olarak da bağımsız olmak istiyorum. Bunu kabul etmiyor arkadaşlarım. Cevabımız bu. Tipik bir TYT sorusu, yorumlama sorusu kardeşlerim. Zaten bu sene 12. sınıfsınız. Allah'ın izniyle seneye sınava gireceksiniz. Bu tür yorumlama sorularını dikkatli okumakta fayda var. Geldik 3. sorumuza. Lozan'da çözümü ertelenen aşağıdaki konulardan hangisi daha sonra Türkiye aleyhine çözümlenmiştir? Bakın aleyhine diyor. Yani bizim zararımıza çözümlenmiştir. Ermeni yurdu kapitülasyonlar Musul sorunu Azınlıklar, savaş tazminatı. Bakın Ermeni meselesini çözdük bizim lehimize. Sonuçta bizim topraklarımızda bir Ermeni toprağı, bir Ermeni ülkesi kurulmadı. Kapitülasyonları çözdük, tamamen kaldırdık. Savaş tazminatı meselesini çözdük. Yunanlardan savaş tazminatı aldık. Azınlık meselesini çözdük. Nasıl çözdük? Hepsi dedik. Türk vatandaşı bizim ülkemizde azınlık yok. Ama hangisi? Seçenek burada çıkmış. Musul sorunu çözüldü ama bizim aleyhimizde istediğimiz gibi çözemedik. Çünkü misak milliye göre Musul bizim olmalıydı. Evet geldik dördüncü sorumuza. Yukarıdakilerden, yukarıdakilerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, çok partili hayata geçiş denemeleri. Baktığınız zaman bunlar siyasi maddelere benziyor arkadaşlar. Toplumsal alandaki inkılaplar olmaları, Eğitim alanındaki inkılaplar olmaları zaten eğitim direkt eleniyor. Siyasal alandaki inkılaplar olmaları, ekonomik alandaki inkılaplar olmaları bu da zaten eleniyor. Ekonomiyle alakası yok. Kültür alanındaki inkılaplar olması kültürde değil arkadaşlarım. Bunlar toplumsal alanda olan inkılaplardan ziyade siyasi inkılaplar. Bakın saltanatı kaldırıyorsun yerine cumhuriyet rejimini kuruyorsun. Halifeliği kaldırıyorsun. Çok partili hayata geçmeye çalışıyorsun. Bunların hepsi siyasi meseleler. 5 buradan 5 buradan totalde 10 puanda da buradan aldık kardeşlerim. 2 sorumuz kaldı. Evet 5. sorumuz diyor ki. Toplumsal yaşamda kişiler arasındaki karışıklığı önlemek amacıyla hangi kanun çıkarılmıştır? Bakın, kişiler arasındaki karışıklık. Medeni Kanun. Bu kadın erkek ilişkilerini eşitleyen işte miras hakkıdır, evlenme hakkı, boşanma hakkı gibi. Bu değil. Kabotaj Kanunu. Kabotaj Kanunu nedir arkadaşlarım? Türk limanlarının Türkler tarafından kullanılması. Bu da karşılıklı kişiler arasındaki karışıklığı engellemeye yönelik değil. Tevhidi Tedrisat Kanunu. Bakın Tevhidi Tedrisat Kanunu Osmanlı Devleti'nde eğitim çok başlıydı. Eğitimi tek ele almak, eğitimi birleştirmek demek bu da değil. Takvimde değişiklik bu da değil arkadaşlarım. Çünkü kişiler arasındaki karışıklığı soruyor. Ama soyadı kanunu Ahmetoğlu Mehmet. E kaç tane Ahmetoğlu Mehmet var kardeşim? Bu karışıklıklar neden olur? O zaman 5 puan da buradan almış oluyoruz. Evet 6. sorumuz Mustafa Kemal bu sözünü gerçekleştirmek ve Türk Türk çocuğuna atalarını tanıtmak amacıyla hangi kurumu kurmuştur? Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendine kuvvet bulacaktır diyor. Tabii ki arkadaşlarım Türk Tarih Kurumu olacak. Evet çok zor sorular değildi. Totalde buradan da 30 puan aldık. Evet 30 puanımız burada var. Yani 6 soru içerisinde 30 puan aldık. Test sorularımız 30 puandı. Şöyle test sorularını ayırdık. 10 puan arkadaşlarım olayların eşleştirilmesi 40 puan. 20 puan da arkadaşlarım buradan aldık 60 puan. 20 puan da doğru yanlıştan aldık 80 puan. 20 puan da boşluk doldurmadan aldık kardeşlerim 100 puan. Evet birinci e, ikinci dönemin birinci yazılı videosunu çekmiş olduk arkadaşlarım ikinci videoda görüşmek üzere bazı e, öğretmen arkadaşlarımız 12. sınıflara ayrıcalık sağlayıp tamamını test olarak sınavları yapıyorlar e, onun için bir tamamı test e, yazılı videosu da hazırlayacağım e, onu da unutmayın ikinci e, videomuz test sorularından olacak kardeşlerim onu da dinlemeniz sizin için çok faydalı olur. Bu arada biliyorsunuz bütün AYT, TYT konu anlatımları sayfamda kanalımda var. Hepsini oradan e, videoları izleyerek YKS'de tarih dersine hazırlanabilirsiniz. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Bir on, önceki videomuz on binlerce izlendi. İnşallah bu da öyle olur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.